Bugün 10 Kasım. Tabii her sene 10 Kasım büyük bir matem günü. Bu sene Cumhuriyet'in ve partinin kuruluşunun 100. yılındaki 10 Kasım daha bir anlamlı. Sabah erken saatlerden beri birlikteyiz. Bugün akşamüstü Ankara İl Örgütümüz, Gençlik Kolları Genel Başkanımızın birlikte organize ettikleri ve 2023 genç arkadaşımızın meşalelerle Anıtkabir'in etrafında saygı duruşunda bulundukları törene katıldık. Biz de saygı duruşunda bulunduk. Daha sonra hep birlikte genç arkadaşlarımızla, gençlik kollarımızla birlikte Aslanlı yoldan yürüyerek mozelerin karşısında saygı duruşunda bulunduk. Oradan da gösterime giren Atatürk filmini gençlik kollarımızla ve il örgütümüzle birlikte, milletvekillerimizle birlikte izledik. Gerçekten film hem etkileyici hem tarih açısından, gençler açısından, Atatürk'ün tüm yönleriyle tanınması açısından çok önemli. Yani filmin metini duymuştuk ama ben bu kadar başarılı bir yapım olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok beğendim. Özellikle bugünlerde Cumhuriyeti savunmak isteyenlerin, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Cumhuriyet'in aşındırılmasına, değerlerin aşındırılmasına karşı rahatsız olup Cumhuriyet'e yeniden sahip çıkmak isteyenlerin nasıl bir azme sahip olması gerektiğini gösteren muhteşem bir film. Gazi Mustafa Kemal Atatürk filmin sonunda Çanakkale'de savaşacak olan, dünyanın en büyük donanmasını karşılayacak olan yorgun, bitkin, yoksul, zor durumdaki askerlere, onlara sadece ve sadece memleketlerindeki baba ocağının ateşinin sönmemesini vaat ediyor. Ve diyor ki, onun dışında hiçbir şey vaat etmiyorum, soğuk ve ölüm vaat ediyorum. O günlerde bu baba ocağı sönmesin diye ölümü göze alanlar kadar cesur, kararlı ve azimli olursak, Cumhuriyet'in 2. yüzyılının ilk yılları, Cumhuriyet'in ilk yüzyılındaki ilk yıllar kadar iyi bir mücadele sahne olursa, Cumhuriyet'i yeniden kurtarabilir, Cumhuriyet'i bir kez daha hak ettiği noktaya taşıyabiliriz. Bunu yapmak herkesin boynunun borcu ama buradan söyleyeceğim son söz şudur ki, Atatürk Cumhuriyet'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına emanet etmedi. Parti meclis üyelerine, milletvekillerine emanet etmedi, il başkanlarına emanet etmedi. Atatürk Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Cumhuriyet'in bütün gençlerini Cumhuriyet'e sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sayın Özel, bugün aynı zamanda Anayasa Mahkemesi önünde bir açıklamaya da katıldınız, destek verdiniz. Yargıtay Başkanlığı'nda da geçtiğimiz saatlerde bir açıklama geldi. Açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurularda yasal sınırları aştığı ve hukuk sistemini kaosa sürüklediği ifadeleri yer aldı. Bu konu hakkında bir değerlendirmeniz olur mu? Ben anayasayı okuduğumda anayasada yargı ile ilgili yargı bağımsızlığını biliyorum. Hakim teminatını biliyorum. Anayasayı okuduğumda Yargıtay'ın bütün hukuk sisteminin üstünde olduğunu okumadım. Anayasayı okuduğumda Anayasa Mahkemesi kararlarının hem yargı hem yürütme hem yasama organları açısından bağlayıcı olduğunu biliyorum. Ve anayasayla yönetiliyorsak anayasayı okuduğumuzda bu meselede Anayasa Mahkemesi'nin haklı olduğunu, Yargıtay'ın yaptığının da hadsizlik olduğunu anayasaya bağlılık yemini eden herkes bilmelidir, söylemelidir. Bugün anayasayı savunmak Türkiye'yi savunmaktır. Bir kez daha tekrar etmek gerekirse, anayasanın Anayasa Mahkemesi kararlarıyla ilgili maddesini görmezden gelirseniz, biri de sizin Cumhurbaşkanlığı yetkisi maddesini görmezden gelir. Öbürü meclisin yetkisini görmezden gelir. O zaman ortada devlet kalmaz, düzen kalmaz. Biz bu devleti ne güçlüklerle kurduk, bu anayasayı ne güçlüklerle yaptık. İşte bugün içerideki Cumhuriyet filminde de onu yaşadık. Bu ülke ne bedellerle bir anayasaya sahip oldu? Anayasayı yok saymak kimsenin haddi değildir. Anayasa Mahkemesi kararını tenkit edebilirsiniz ama yok sayamazsınız. Yok sayarsanız kendi varlığınızı inkar edersiniz.